Tarihi baharatında bulunan Amasra Kalesi'nin içindeyiz. Romalılar döneminden kalma Amasra Kalesi, Bizans, oradan da Osmanlı'ya geçmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmiştir Amasra ve Amasra Kalesi. Kalenin buradan bu şekil taşlarla örülmüş büyük bir girişi var. Bu girişte geçtikten sonra milattan sonra 2. yüzyılda kalma Roma Köprüsü var. Denize hakim bir noktada limana gemilerin rahatça girip çıkabilmesi için İki tarafı da birbirine bağlayan bu Roma Köprüsü kesme taşlardan yapılmış. Bayağı büyük kayalar kullanılarak kesme blok taşlar yapılmış. Kalenin güvenliği iki taraftan da sağlanmıştır. Bizanslar döneminde de 8 ve 9. yüzyılda onarım görmüş. Yuvarlak kemerli tek gözlü taş kemer. Genişliği 5.89, uzunluğu ise 30 metre civarında. Böyle bir kemer. Buradan da yine sur içine doğru gidiyoruz. Fatih'e ait caminin olduğu bölüm. Buradan gidiyoruz. Burada yine bir güvenlik kapısı görüyoruz. Tek göz kemerli yapılmış. Blok taşlarla yapılmış. Kalenin içine doğru geçilebilen iki kapı. Surları görüyorsunuz, dış surları. Yapıda devşirme malzeme de kullanılmış. Yine kalenin iç ve dış sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Hala çok sağlam şekilde Amasra Kalesi ayakta. Bütün ihtişamıyla duruyor. Sur içinde bulunan yine tarihi yapılar. 1461 yılında Fatih Amasra'yı fethedince yaptırdığı cami. 552 yıldır ayakta ve ibadete açık hala. Tam bir Orta Çağ kalesi, Romalılardan kalma ve günümüze kadar da sürmüştür.